kitaptan, o zaman birinin peşine kolay kolay düşmüyorsunuz. Her insanı tabii ki değerlendirebilirsiniz. Alimleri değerlendirebilirsiniz. Ebu Hanife'yi de demin dediğimiz gibi Maturidi'yi de değerlendirebilirsiniz. Şatibi'yi de hepsini değerlendirebilirsiniz. O değerlendirmek ayrı bir şey ama bir şeyin peşine düşmek ayrı bir şey. Kur'an'ın elinizde süzgeç olması demek birçok kimsenin yanlışını söyleyebilmeniz demek. Yani birine %100 bağlanmanızın önünde engel, yani onu bir süzgeçten geçiriyor olmanız. Ama öncelikle insan, onu anlamak gerekiyor. Bakın Türkiye'de en çok satılan, isim vermeyeceğim. Yok, sizin söylediğiniz dini kitaplardan bir tanesiydi. Kur'an'ı anlamak, Kur'an anlaşılmak için okunmaz. Hatta diyor hadisler de anlaşılmak için okunmaz. Müslümanlar diyor din bilgilerini diyor ilmihal kitaplarından öğrenmelidir. Bunu diyen de bir ilmihal kitabı bu arada. Yani bir ilmihal İslamcılığı insanlara yaşatılmaya çalışıldı yıllarca. Ve birçok kimse belli şeyhlere, belli tarikatlara veyahut da ilmihal kitaplarını insanlara bağlatıp din öğretmeye çalıştı. Bunu dediğiniz zaman insanların Kur'an'ı anlamasına ihtiyaç kalmıyor ki. Dini ilmihal kitabından anlıyorsun. Peşine gidecek biri varsa da işte tarikat şeyhi diye gösteriyorlardı. Hatta Kur'an burada birçok yerde... Kur'an-ı Kerim'de bu yönde ayetler var. Kur'an-ı Kerim'i alet edenler. Bilmediğin şeyin ardına düşme diyor Kur'an. Kulak, aklını kullan. Göz, kalp onlar hepsi ondan sorumludur diyor. Hemen